Hayattan çok büyük beklentileri olmayan Esra Hemşire, 3 yıl önce hemşirelik okulundan mezun olduğunda sadece mutlu bir yuvanın hayalini kuruyordu. Ama hayat acımasızdı. Önce babasıyla abiyi trafik kazasında kaybetti. Ardından diyaliz hastası olan annesinin bütün yükü omuzlarına kaldı. Bir yıl önce Metin Balaban'la nişanlandı. İşsiz olan nişanlısına dükkan açmak için banka kredisi aldı. Ama işler umdukları gibi gitmedi. Bir gün önce bankadan hacize geldiklerinde Esra Hemşire annesine "Bunu da atlatacağız" dedi. "Bunu da atlatacağız." 22 Temmuz 2010 günü hava henüz aydınlanırken dayanacak gücü kalmamıştı. Ama her şeye rağmen direnmeye çalışıyordu Esra Hemşire. Yerine ilk gelenler insan bakar. Yaralı olan katilin kendisi bile olsa önce onun tedavisiyle ilgilenilir. Bu sırada deliller karışmış, bozulmuş, yok olmuş, kimsenin umurunda olmaz. Buyurun başkomiserim. Şurası başkomiserim. Nasıl bulmuşlar? Yerde yüzüstü yatar vaziyette bulmuşlar başkomiserim. Yüzüstü? Evet. Başka bir şey var mı? Önlüğünden de bu not çıkmış başkomiserim. Canım annem, ne olur affet beni ama artık dayanamıyorum Esra. Durumu nasıl şimdi? Durumu ağır başkomiserim. Vücudunda da çok fazla kırık olduğu için ameliyat şu anda devam ediyor. Peki görgü tanığı var mı? İhbarı yapan hastane polisi. Bir de hemşire görmüş. Bir şey bulabildiniz mi? İşe yarar bir şey yok. Güvenlik kulübesinde kimse yok muymuş? Burası kullanılmıyormuş başkomiserim. Bir şey bulursanız anında haberim olsun, tamam mı? Baş üstüne başkomiserim. Kolay gelsin. Başkomiser Orhan olay yerine geldiğinde Esra hemşirenin hala yaşadığını öğrenince çok sevindi. Ama 15 metre yükseklikten nasıl ve neden düştüğünü cevaplaması gerekiyordu. Bir hayli sıkıntılı saatler, hatta günler onu bekliyordu. Çünkü bu olayda rekonstrüksiyondan, yani yeniden canlandırmadan başka çaresi yoktu. Ve rekonstrüksiyon büyük ölçüde ifadelere dayanır. Esra hemşirenin pantolonun sol paçası boydan boya yırtıktı. Bacağının aynı yere denk gelen yeri de boydan boya çizilmişti. Düşmeden önce olmadıysa düşerken bir yere takılmıştı besbelli. Nitekim olay yeri inceleme uzmanları teras duvarının birinde bayrak asmaya yarayan kancalar olduğunu fark ettiler. Ve bu kancalardan birinin üzerine takılıp kalmış lifler vardı. Buradan atladığına emin misiniz? Eminiz başkomiserim. Güvenlik kameraları görüntülerini inceledik. Kız en son burada görüldü. Başka bir şey var mı kameralarda? Hayır komiserim. Sadece birkaç personel. Görüntülerin incelenmesi için kriminale gönderdik. Tamam. Sağ ol. Ülkemizde inşaattan düşerek ölen,
yüksekten atlayarak intihar eden, damdan düşerek ölenlerin sayısı çoktur. İtilen ya da atılanlarla ilgili olarak sağlıklı bir istatistik veri bulunmamaktadır. Esra Hemşire'nin yüksekten düşmesinin nedeni kaza mı, intihar mı yoksa cinayet miydi? Cebinde bulunan intihar notunun intihar olasılığını arttırdığı muhakkaktı ama Başkomiser Orhan'ın bununla yetinmesi söz konusu bile olamazdı. Önce nerede, nasıl bulunduğunu öğrenecek, daha sonra son 24 saat içerisinde neler yaptığını araştıracaktı. Hep benim yüzümden, benim yüzümden. Ben ölecektim. Hadi bırak, Allah'tan ümit kesilmez. Aysel Şatıroğlu, 50 yaşında. Esra Hemşire'nin annesi. Yapma ne olur, yapma. Hadi bırak bakayım, Allah'tan ümit kesilmez. Nasıl yaptı bu kız bu işi? Aklım almıyor. Çok borç varmış. Sigorta karşılamıyor mu annesinin masraflarını? Karşılamaz olur mu? Karşılıyor tabii. Hep bu nişanlısı yüzünden. İş kuracağım diye çektirdi kıza krediyi, sonra batırdı bütün paraları. Hadi ya. Başkomiserim, hastane başhekimi Kemal. Doktor Kemal Ersoy, 62 yaşında. Hastanenin başhekimi. Arkadaşlar iç kanamayı durdurmaya çalışıyorlar. Vücudunda birçok kırık var. Esra iyileşecek mi doktor bey? Esra kurtulacak, merak etme. Sadece kan ihtiyacımız var. Ben veririm. Olmaz Aysel. Sizden kan alamayız. Hemen kan bankasına alamaz geçin. Bir dakika, kan grubu ne? Abi, RH negatif. Benimki tutuyor, ben vereyim. Allah senden razı olsun oğlum. Allah ne muradı varsa versin. Hay aksi. Ne yaptın Ali? Kan basıncı düşüyor. Çabuk olun, çabuk. Durdur şu kanamayı Ali. Bırakırsa durduracağım. Durduramıyorum, Allah kahretsin. Bir şey yap Ali, bir şeyler yap. Kes sesini Yalçın. Durdur şu kanamayı, Esra ölür, Esra. Kes sesini Yalçın. Allah kahretsin. Defibrilatörü hazırlayın. 200 yükleyelim. 250. Yetecek mi bir ünite? Sizden daha fazla alamayız komiserim. Çok da zor bulunurdu kan ya, biliyorum. Maalesef. Esra'nın annesinden niye almıyorsunuz? Annesi böbrek hastası komiserim. Haftada iki defa diyaliz makinesine bağlıyoruz. Onun kanı işe yaramaz. Alo Selim, ekiplere anons geç. Çok acele AB RH negatif kan lazım. Tamam, başka bir şey yok, sağ ol. Ya bir şey soracaktım. Bu Esra'yı ameliyata sen mi hazırladın? Hayır, ben hazırladım. Öyle mi? Etek tıraşı olmuş muydu? Anlamadım komiserim. Yani hani... Hayır komiserim. Tıraş edilmemiş miydi yani? Yok, edilmemişti komiserim. Emin misin? Eminim. Yani tüm kadınların ortak sorunu, biliyorum. Peki. Hemşire, Orhan Başkomiser'in sorusunu anlayamamıştı. Ama bilimsel bir kanıt olmasa da Orhan Başkomiser biliyordu. Türkiye'de intihar vakalarının %90'ında intihara yeltenenler, ölüm sonrası gideceklerini düşündükleri öbür dünya için temizleniyorlardı. Bir şey yap Ali, bir şeyler yap. Ne yapıyorsun? Ne görmüyor musun? Vazopressor ile çıkıyorum. Maksimum dozda geliyor. Emin misin? Başka çaremiz yok. Çok tehlikeli. Yapma. Kız olsun istiyorsun. Ama... Ya çık, ya çık git ya da kes sesini. Hemşire alayım. Tersinden cevap geldi komiserim. Nöbette bir kişi varmış. AB negatif. Geliyor mu? Yolda komiserim. Ya çabuk.
Kolay gelsin beyler. Esra'nın bilgisayarı ve kişisel eşyaları delil olarak alındı. Komiserim, Sevgi hemşire şimdi daha iyi konuşabilirsiniz. Tamam. Sevgi Cidemal, 26 yaşında. Esra hemşirenin arkadaşı. Siz iyi misiniz? Durumu nasıl? Ameliyatta hala. Sizce neden yapmış olabilir bunu? Kredi borcu vardı. Nişanlısı dükkan açmıştı. Sonra da batırdı. Bütün borç kıza kaldı. Peki Esra'yı en son ne zaman gördünüz? Saat 5'te. Viziteye çıkarken. Sonra? Sonra... İşte viziteyi bitirdim. Biraz hava almak için balkona çıktım. Tamam. Tamam. Peki dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Ne gibi? İşte herhangi bir şey. Her zamankinden farklı. Mesela şüpheli birini gördünüz mü? Görmedim. Tamam. Komiserim... Yalnız bir ara gece nişanlısı uğradı. Biraz tartıştılar. Saat kaç gibi geldi? Bilemiyorum. Yani... Sanırım gece 2 falandı. Etmeyecek, merak etme. Öyle deme oğlum. Yıllardır bir başına benim karnımı çekiyor zavallıcık. Başka kimseniz yok mu? Beyimi, oğlumu kaybettim 2 sene önce. Ben de hasta oldum, kaldım kızın başına. Sigorta masraflarınızı ödemiyor mu peki? Ödüyor ama yetmiyor ki yavrum. Ben de iyi olsaydım, çalışsaydım, işin ucundan tutsaydım böyle olmazdı. Esra'ma bir şey olursa ben ne yaparım bir başıma? Tamam, tamam, üzme artık yani. Her şeyin bir çaresi var. Uyan arkadaşım. Ne yapıyorsun burada? Buyurun memur bey. Kimliğini alayım. ...76-228. Hastanenin önünde şüpheli bir şahıs aldım. Tamam. Yürü arkadaşım. Ne oldu? Benimle geliyorsun. Derdi olabilir mi? Ne olsun oğlum işte para yüzünden. Parası yoktu. Bir de nişanlısıyla çok sık tartışırdı. Benim oğlan. Metin demiş ki madem paraya bu kadar çok sıkıntın var, sat o zaman yüzüğü demiş. Nişan yüzüğü mü? Yok. Anneannesinden yadigar kalmıştı. Yavrum hep kızıma takacağım bunu derdi. Thank you.
Yalçın Kıvrak, 32 yaşında. Esra hemşirenin arkadaşı. İyileşecek Aysel teyze, sakın endişelenme. İnşallah, inşallah yavrum. Aysel üzme ki. Bak iyileşecek işte, gördün mü? Allah, ne olur yardım et. Metin? Ne olur Allah. Metin Balaban, 28 yaşında. Esra hemşirenin nişanlısı. Esra. 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 Nişanlısı için kredi çekmiş. Adam dükkan açacakmış, işi batırmış. Geçenlerde kızdan yüzüğünü satmasını da istemiş. İşsizmiş de zaten. Ne diyorsunuz? Sizce adam kızı fazla bunaltmış olabilir mi? Olabilir. Ben şu Metin'le bir konuşayım. Sen de şu ameliyatı yapan doktorlarla bir konuş bakalım. O gece nöbetteki bütün personelin listesini de istiyorum, tamam mı? Baş. Nereye bıraktı bu Metin'in bizim çocuklar? Hemen koridorun sonunda. Tamam. Kazayla mı oldu? Ne? Gerçekten bilmiyor musun? Neyi bilmiyorum komiserim? Esra'yı bu sabah bahçede bulmuşlar. Cebinde bir intihar mektubuyla. İntihar mektubu mu? Peki şimdi durumu nasıl? İyi mi? Bir görebilme şansın var mı? Daha sonra görürsün. Şimdi yoğun bakımda. Önce biraz konuşalım istersen. Ali Bey. Doktor Ali Çobanoğlu, 40 yaşında. Esra'nın ameliyatını yapan cerrah. Esra'nın ameliyatına İhsan Bey'le birlikte siz de girdiniz. Doğru mu? Yalçın da vardı ama cerrah olarak İhsan'la biz vardık, evet. Yalçın, ürolog. Doğru. Peki sizce böyle bir ameliyata girmesi normal bir şey mi? Ya normalde tabii böyle bir ameliyatla işi olmaz ama... sonuçta Esra hepimizin arkadaşı, yanında olmak istedi o. Neden? Yani özel bir sebebi var mı? Yalçın düşkündür biraz Esra'ya. İhsan Bey, Yalçın'ın ameliyatta problem çıkardığını söyledi, doğru mu? Ya evet, panikledi bayağı. Ama normaldir, bu tip ameliyatlara alışık değil. Sizce Yalçın'ın davranışlarında kasıt var mıydı dersiniz? Esra'yı öldürmeye çalıştığını mı düşünüyorsunuz? Bilmem, bunun cevabını siz verebilirsiniz sanıyorum. Bilmem. Hiç aklıma gelmedi yani. Yok ama sanmıyorum. Ben hep panikten öyle davrandığını düşündüm. Başkomiserim. Sağ ol. Nasıl böyle bir şey yaptı hiç anlamıyorum. Ben de en iyi sen biliyorsundur diye düşünmüştüm. Ne yazmış mektupta? Ne yazabilir sence? Bilmiyorum. Tartışmışsınız gece. Bu yüzden mi yapmış onu? Neden tartıştınız? Metin, neden tartıştınız? Aslında önemli bir konu değildi. Sen anlat, önemli mi, önemsiz mi ben karar vereyim. Ben çok sarhoştum. Hiçbir şey hatırlamıyorum doğrusu. Niye içtin o kadar? Moralim çok bozuktu. Esra ile doğru düzgün görüşemiyorduk bile. O her gün hastanedeydi. Gece ne oldu peki? Ne hatırlıyorsan anlat bana. Ben çıktım, eve gittim. İçmeye başladım. Sonra da Esra aradı beni. Kaç gibi? Bilmiyorum. Gece yarısını geçmişti. Ne dedi peki? Çabuk gel dedi. Ne olduğunu söylemedi mi? Hatırlamıyorum. Sonra? Ben de geldim. Ama gelmez olaydı. Niye? Onun yüzünden tartıştık. Kimin yüzünden? Doktor Yalçın. O yeri sana yine yazıyor değil mi? Metin sus. Ne susacağım ya? Ne bakıyorsun lan? Metin! Yalçın lütfen. Şerefsiz. Bıraksaydın ağzını burnunu kıracaktım Metin. Yeter artık ya, başlama yine. Zaten moralim bozuk. Yok ya, morali bozukmuş. Sana işi bırak demedim mi? Söylemesi kolay tabii.
Kim ödeyecek o kadar borcu? Ben öderim. Nasıl ödeyeceksin Metin? Hangi parayla? Daha bir işim bile yok. Sen de bir işi olana git o zaman. Zaten dünden rahatsızsın. Yalçın, Esra'ya devamını asılıyordu. İşten çıkmasını söyledi. Ama dinlemedi. Esra işten ayrılsaydı nasıl ödeyecektin o kadar borcu? Bilmiyorum komiserim. Bir şekilde çalışıp ödeyecektim. E oğlum işin de yokmuş. Zaten hep bu yüzden kavga ediyorduk ya. Şu hayatta bir dikiş tutturamadım. Seni niye çağırdığını söyledi mi Esra? Hayır. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Çok zor araştırdım komiserim. Hatırlamıyorum. Sonra ne yaptınız? Vallahi ben zaten çok kızgındım. Eve gidip içmeye devam ettim. E seni hastanenin önünde bulmuşlar. Geri döndüm. Niye geri döndün? Doktor Yalçın'ı uyarmak için. Ulan bana bak. Seni bir daha nişanlımın yanında görürsem çok fena yaparım, haberin olsun. Deli misin? Ne diyorsun sen be? Bana bak. Ne? Ne yaparsın? Öldürecek misin beni? Ulan! Saat kaçtı geri geldiğinde? Bilmiyorum komiserim. Sabaha karşıydı. Sonrasını hatırlıyor musun? Midem kötüydü. Tuvalete gittim. Sonra? Sonra hatırlamıyorum. Kendime geldiğinde arabanın içindeydim. Polis memuru cama vuruyordu. Kaç komiserim. Ameliyata giren doktorlarla konuştum. Yalçın işi olmadığı halde Esra'nın ameliyatına girmiş. Doktor İhsan'ın söylediğine göre bütün müdahalelere karışmış, cerrahları engel olmaya çalışmış. Diğer doktor bir şey söyledi mi? Onayladı. Tamam, nöbetteki personel listesini aldın mı? Of, aldım. Da çok kalabalık. 50 kişi falan. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Tamam. Önce Yalçın'la Metin'i sorguya alalım. Gerisine bakarız. Tamam. Hadi bakalım, toparlan. Merkeze gidiyoruz. Komiserim, Esra'yı bir saniyecik görseydim. Tamam, tamam. İyileşince görürsün. Hadi. Bir saniyecik, ne olur komiserim. Bir saniye göremez miydim? Ne olur lütfen. Kimliğinizi görebilir miyim? Teşekkürler. Atlatacaksın. Merak etme. Ben hep yanında olacağım. Nasıl? İyileşecek mi kızım? İyileşecek tabii Aysel teyze. Hadi git evine dinlen biraz. Bak çok yoruldum. Kendine gelir gelmez arayacağım ben seni. Hiçbir yere gitmem. Yapma Aysel. Doktor doğru söylüyor. Eve gidip dinlenmen lazım senin. Gitmem. Lütfen Aysel. Metin nerede? Metin'in biraz işi var bizimle teyzeciğim. Ne işiniz var? Tamam. İşimiz bitince göreceksin oğlumu. Siz bizimle gelir misiniz lütfen? Neden? Merkeze kadar gelmeniz lazım. Peki. Yalçın, oğlum. Aysel teyze merak edecek bir şey yok. İfade verip hemen geleceğim. Sakın endişelenme. Arkadaşlar Esra'yla ilgilenecekler, tamam mı? Tamam ya. Liflerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, Esra Hemşire'nin üniformasının liflerine ait fiziksel ve kimyasal özellikleri tuttu. Lifler çok önemli delillerdir. Ancak DNA ya da parmak izi gibi kişisel özellikler taşınmaz. Sadece sınıfsal özellikleri vardır. İşte bu nedenle iki lif birbirine benzediğinde rastlantısal benzerliğin hesaplanması gerekir. Ancak
Kancan'ın üzerinde sadece lif yoktu. Onun yanı sıra kan da vardı. Ve kan Esra Hemşire'nin kanıydı. Hiç kuşku yok, Esra Hemşire'nin bacağını çizen bu kancaydı. İyi de Esra Hemşire aşağıya düşerken kancaya nasıl takılmıştı? İşte Orhan'ın kafasını meşgul eden buydu. Bu soruyu cevaplarsa eğer hemşirenin aşağıya nasıl düştüğünü de bulacaktı. Yanılmıyorsam ürologsunuz değil mi? Evet. O zaman ne işiniz vardı Esra'nın ameliyatında? Yanında olmak istedim. Sürekli cerrahların içine karışmışsınız. Ona bir şey olacak diye çok korktum. Peki bizim öğrendiğimize göre Esra'nın bir nişanlısı varmış. Evet. Nişanlısı sürekli Esra'nın peşinde olduğunu söyledi. Ben Esra'yı seviyorum. Ama o seni sevmiyordu. Metin neden tercih ettiğini bir türlü anlamış değilim. Değil mi? Sizin gibi bir doktor dururken. Siz de çok fena kızdınız bu duruma değil mi? Nereye varmaya çalıştığınızı gerçekten çok iyi anlıyorum. Fakat inanın bana, ben Esra'ya zarar vermedim. Ama nişanlısı veriyordu. Metin kötü mü davranıyordu Esra'ya? Kötü de laf mı? Burnundan getirdi kızın. Sürekli içer, hastaneye gelir, olay çıkartırdı. Ama Esra Metin'i yine de bırakmadı. Evet. Aklım almıyor bir türlü. Peki onu o gece hiç gördünüz mü? Evet, saat 2 gibiydi sanırım. Sevgi'yle barışmalarını duydum. Sevgi hemşireyle mi? Evet. Ne hakkında tartışıyorlardı? Esra başhemşire olduğu için Sevgi onu çok kıskanıyordu. Başhemşire oldun diye kasılıp durma. Nasıl olduğunu herkes biliyor. Ne? Yalan mı? Yalçın'la finger dediğin için başhemşire oldun. Sevgi! Ne? Başhemşire olmak benim hakkım. Sen de biliyorsun bunu. Bütün ödediği buduları sen mi çıkarıyorsun? Millet neyse onu konuşuyor canım. İyi misin? İyiyim, iyi. Aldırma sen ona, kıskanıyor seni. Neyse, herkes aynı şeyi söylüyor zaten. Salak mı bunlar? Yönetim kurulu 12 kişi. 9 kişi sana oy verdi. Yalnızca benimle olacak iş mi bu? Neyse. Nereye? Hiç işim var. Peki o son görüşünüz müydü onu? Hayır. Bir ara Esra'nın yanına gittim. Metin de oradaydı. Çok sarhoştu, tartışıyorlardı. Metin sabaha karşı geri gelmiş. Evet. Sabaha karşı odada dinleniyordum. Birden içeri Metin daldı. Çok sarhoştu. Hakaretler etti. Tehdit etti. Çok yorgun ve uykusuzdum. Çok şaşırmıştım. Sonra ne yaptınız? Sonra odadan çıktım. Aşağı indim. Zaten kısa bir süre sonra Esra'nın intihar ettiğini öğrendik. Bakın, kamera kayıtları var biliyorsunuz değil mi? Yalan söylüyorsanız ortaya çıkacaktır. Kayıtlara bakabilirsiniz komiserim. Göreceksiniz. Bütün bu olanlarla hiçbir ilgim yok benim. Gelsin gel. Balkonu ve merdivenleri görmüyor. Yani şuradan sonrası yok. Of! Ya işimize yarayan hiçbir tarafı görmüyor yani. Ya anlamıyorum ben, niye koyuyorlar? Dekor olsun diye mi koyuyorlar bu kameraları? Sadece hasta odalarını gözetlemek için koymuşlar. Yani diğer tarafları önemsememişler. Esra'nın son görüntü kayıtları. Bir süre yürüdükten sonra görüntüden çıkıyor. Balkonlarda kamera olsa işimize çok yarayacaktı. Şuna bir bakın. Nereye girdi? Doktorların dinlenme odasına. Balkona çıkmış olamaz mı? Yok, bu görüntüden kesin bir şey söyleyemem. Ama dahası da var. Aman ne güzel. Selim, 2 dakika dur da şunu izleyelim ya. Ve son olarak da... Bu arada korkulukta bulunan kumaş parçası Esra Hemşire'nin önlüğüne ait çıktı. İntihar mektubunu incelediniz mi? Belge inceleme birimi Esra Hemşire'ye ait karşılaştırma belgelerini toplarken savcı da 3 kişilik bilirkişi heyetiyle ayrıyetten incelemelerini yapıyor. Peki.
Bir kişi yüksekten düştü mü, atladı mı, itildi mi sorusunu cevaplamak zordur. Hem bedendeki hasarın derecesini hem de olay yeri bulgularını birlikte değerlendirmek gerekir. Bunlardan biri eksik olduğu takdirde olay karanlıkta kalabilir. 1970'lerden bu yana düşülen yerin yüksekliği ile çarpılan yer arasında matematiksel bir ilişki bulunmaya çalışılıyor. Bu amaçla kontrollü deneyler yapılmakta. Özellikle Almanya'daki Hamburg ve Japonya'daki Kobe Üniversitesi'nde çalışan araştırıcılar yüksekten mankenleri atıyor, düşme, atlama ya da itilmede ne kadar uzağa gideceğini hesaplıyorlar. Böylelikle geliştirilen formüller sayesinde düşmenin kaza mı, cinayet mi yoksa intihar mı olduğu anlaşılabiliyor. İşte Başkomiser Orhan ve ekibinin yüksekten manken atmalarının sebebi buydu. Sanırım bu plan bize yakın olanı, değil mi? En yakın olanı bu. İtilme ihtimali daha yüksek gibi gözüküyor. İtilme ihtimali. Peki bu itilme ihtimallerinde öne daha fazla geliyor, değil mi? Kendi atlamış olsa kesinlikle daha uzağa düşerdi. Ya da düşmüş olsa? Düşmüş olsa direkt duvara daha yakın olabilirdi. Kimliğinizi alabilir miyim? Anladım. Odaya giren çıkan herkesin kaydını tutuyoruz. Savcının emri. Teşekkürler. Sen çıkabilirsin. Daha ne kadar tutacaksınız beni burada? Vallahi sana bağlı. Niye anlatmadım bana her şeyi? Gece Esra ile tartışmışsınız. Korktum komiserim. Neden korktun? Siz bana öyle sözler söyleyince ben de başım derde girecek sandım. Ha şimdi başın derde girmedim yani. Yalçın'la Esra'yı birlikte gördün mü hiç? Nasıl yani? Kızı Yalçın'la birliktesin diye suçlamışsın ya. Yok görmedim. Niye böyle düşündün o zaman? Niyesi var mı komiserim? Hastanedeki herkes Yalçın'ın Esra'ya asıldığını biliyor. Allah Allah ya. Adam asılıyorsa kızın suçu ne? İyi de nişanlısının durumu ortada. Yani Esra Yalçın'dan daha iyisini mi bulacaktı? Sen de iftira attın yani kıza. Esra Yalçın'a yüz vermeseydi başhemşire olamayacaktı. Çalışıp hak ettiği ya da Metin'i çok sevdiği aklına gelmedi mi hiç? Gir. Servise kovadan çıkmış başkomiserim. Tamam. Sevgi hemşireyi merkeze alalım. Emredersiniz. Allah senden razı olsun yavrum. Sayende kızım kurtuldu. Dedim ya teyzeciğim kurtulacak diye. Hadi gidin dinlenin biraz. Metin nerede oğlum? Merak etme teyzeciğim gelecek. Bize biraz yardımcı oluyor. Hadi, hadi dinle. Sağ ol çocuğum. Bir ara gözlerini açmış, ışığa tepki veriyor. Parmaklarını da oynatabiliyor ama henüz hayat tehlikeye atlatmadı. Konuşabilecek durumda mı peki? Yok hayır komiserim, henüz kendine gelmedi. Peki sağ olun. Yoğun bakımda, ameliyathanede Esra hemşirenin parmağındaki yüzüğün eksikliğini fark eden Başkomiser Orhan ve yardımcısı Selim, Esra'nın annesinden yüzük hakkında bilgi alırlar. Bir şey soracaktım. Sor oğlum. Esra anneannesinin yüzüğünü hep takar mıydı? Hiç çıkartmazdı ki. Sizce Sevgi yapmış olabilir mi başkomiserim? Olabilir. Kıskançlık insana her şeyi yaptırır. O zaman Metin ya da Yalçın da yapmış olabilir. Metin çok sarışmış. Hiçbir şey hatırlamıyor. Yalçın da sürekli problem çıkarmış ameliyatta. Yani? Yani. Reddedilmek de cinayet için hiç fena bir sebep sayılmaz. Belki bir anlık kızgınlık. Ya da bir kaza. Şu nöbetçi personel. Tam bir çıkmaz sokak. Kayda değer hiçbir şey bulamadık. Bulacağız Selim.
Bulacağız. Başkomiserim, sizce kız gerçekten intihar etmiş olamaz mı? Sence gerçekten ölmek isteyen biri hastanede intihar eder mi? Esra'nın eşyaları arasında nişan yüzüğü haricinde başka bir yüzük çıktı mı? Yok. Ne yüzüğü? Aile yadigarı bir yüzük. Yok maalesef. Peki intihar notu? Hala bilirkişte. Fotokopileri alabilir miyim? Tabii. Sizce bu işi yüzük için yapmış olamazlar değil mi? Bilemiyorum Selim. Olabilir. Ne yapalım? Ekiplere anons geçelim mi? İyi olur. Yüzüğü çalmışlarsa mutlaka satmak isteyeceklerdir. Çocuklar uyanık olsun. Yazı tıpkı bisiklet kullanma ya da yüzme gibi kazanılan bir beceridir. Başlangıçtaki acemilik zamanla ortadan kalkar ve yazı giderek hızlı ve otomatik bir hal alır. İster duvara, ister kağıda yazın. Karakteristik özellikleriniz hiç değişmez. El yazılarını ve imzaları karşılaştıranlara belge inceleme uzmanı denir. Bu uzmanlar harflerin konstrüksiyonu yani yapılış biçimleri, enleri, boyları, birbirlerine olan uzaklıkları, harfler arasında, sözcükler arasında, satırlar arasındaki uzaklıklar ve daha onlarca özelliğe bakarak el yazılarının kime ait olduğunu belirlemeye çalışırlar. İntihar mektubundaki yazı Esra'ya ait değil. Değil mi? Hayır. Biri Esra'nın yazısını taklit etmiş. Emin misin? Biliyorsun, kopya üzerinden bir şey söylemek çok zor. Orijinalleri lazım bana. Orijinalleri hala incelemede. Tabii bekleyemedin. En azından şüphelerimde haklıymış. Bu şartlarda %100 Esra yazmamış diyemem. Sen yine de bir yüzde versene. O zaman %70 desek? Ancak unutmamalı ki bu sonuç hiçbir zaman DNA analizlerindeki gibi %99 ve daha üzerinde bir doğruluk payına ulaşmaz. Bununla birlikte sağ elini kullanarak yazı yazan biri sahtekarlık ya da daha sonra inkar etmek amacıyla sol elini kullanarak yazsa bile bilgili ve deneyimli bir uzman bunu anlar. Hoş geldin. Yüzüğü satmak istiyorum. Oldukça değerli bir yüzük. Ne kadar eder? Kimin bu yüzük? Annemden hatıra. Çok sıkıştım paraya. Buyurun size bir kahve söyleyeyim. Aç değil misin Selim? Açım. Evet. Yesene o zaman. Yiyorum ben, yiyorum. Duruyor tabağındakiler olduğu gibi de. Ya işte dalmışım öyle. İşte insan böyle hep koşturmaca koşturmaca hayatındaki güzelliklerin farkına varamıyor değil mi? Biliyor musun? Seni bir gün sorguda görmeyi çok isterdim. Evet, göre göre sorgu odasında görmek istemen de çok güzel. Neden? Merak ediyorum Selim'ciğim. Acaba orada da ağzın böyle iyi laf yapıyor mu? Ya sen beni sorgu odasında bir kere görsen bir daha yüzüme bakmak istemezsin de. Aa, o niye? Ya ben bazen birden kendimi kaybediyorum da. Nedense hiç şaşırmadım. Şaşırmadım derken? Öyle bir halim vardı Selim'ciğim. Nasıl? Hadi ye tabağındakini. Tamam. Şimdi bir şey çıkacak, aç kalacaksın yine. Merak etme, çıkmaz. Başkomiserden izni kopardım. En az 2 saat senin. Selim.
Pardon, seninleyim demek istedim. Geçen akşam da öyle demişti, gördük. Ya sen de oyun bozanlık yapma. Hemen geliyorum dedim iki dakikaya, sen gitmişsin. Ne yapsaydım Selim? Seni mi bekleseydim? Yani bir şey söyleyebilirdin en azından, değil mi? Selimciğim, canım, hayatım, ben birazcık geç kalacağım, çıkacağım diye. Tam yarım saat bekledim Selimciğim. Ya. Yarım saat bekledin. Yani hani laboratuvarda da işlerim vardı, ondan bekledim. Ha. Tabii. İşim vardı o saatte. Evet, olamaz mı? Olur. Olur canım, olur. Tabii, niye olmasın? Esra hemşire nasıl? İyi. İyiye gidiyor. Umarım hemen iyileşir. Ya zaten bir kendine gelse her şey açığa kavuşacak da. Ya bir türlü aklım almıyor. Gencecik kız nasıl böyle bir şey yapıyor? Hayat zor Zeynep'ciğim. Tek başına mücadele etmeye çalışıyor. Nişanlısı desen ayrı bir dert. Hep sizin yüzünüzden. Hayda, o nereden çıktı be? Öyle değil mi? Yalan mı? Erkekler olmasa dünya çok daha güzel bir yer olurdu. Evet. Doğru. Öyle bir yer olmazdı. Ama yani öyle erkekler olmasa desek daha doğru. Yani her erkek aynı sayılmaz, değil mi? Tabii tabii. Evet. Benim bu davada aklıma yatmayan bir şey var. Esra hemşire madem intihar edecekti, niye böyle bir yol seçti? Yani bütün ilaçları biliyor sonuçta. Yani doğru tabii. Biz de onu birinin ittiğini düşünüyoruz da. Ya şimdi bu dava dosyasını yemekteyken kapatsak olmaz mı? Aa. Bunu sen mi söylüyorsun? Evet. Ya komik bir şey mi söyledin? Yok. Ne var, niye gülüyorsun o zaman be? Bilmem. Bunu senden duymak biraz tuhaf geldi de. Neden? Senin tipik bir işkolik olduğunu düşünüyorduk da ondan Selim'ciğim. Ya canım, sen kendine baksana nasıl bütün gece laboratuvardasın. Ben en azından duyuyorum Selim'ciğim. Evet, o da doğru ya. Benim gözüme uyku bile girmiyor. Girmez tabii. Bu kadar çok davayı düşünürsen. Yok aslında, dava değil. Nedeni sensin. Selim. Ya ne var be? Biraz yavaş istersen ha? Çok fazla hızlı gidiyorsun. Ya bak, ben aslında yani demek istediğim... Yani tam zamanında yani. Efendim. Tamam. Tamam, tamam. Tamam. Esra'nın kayıp yüzüğü bulmuş. Aa, hadi, hadi kalkalım o zaman. Gördün mü bak? Yine aç kaldı. Durumu nasıl? Kendine geldi başkomiserim. İyi, güzel. Şükür. Hoş bulduk teyze. Esra nasıl oldu? İyi, çok şükür. Konuşabilir miyiz? Henüz değiliz. Henüz değil. Yüzüğü bulduk. Nerede buldun yüzüğü? Söyledim komiserim, annemden yadigar. Yalan atma lan. Çalıntı bu yüzük. Her yerde arıyoruz bunu. Komiserim yemin ederim. Bana bak, başına dert olurum. Haberin olsun. Kız ölürse bittin. Ne kızı? Maça kızı. Yüzüğü çaldığın kız. Yoğun bakımda şimdi. Yok vallahi billahi bir şey yapmadım komiserim. Buldum ben o yüzüğü. Hani annenin de? Vallahi yemin ederim komiserim. Sabah çöpleri kurcalıyordum. Bulduğun yer neresi? Kalamış Parkı karşısında giren sokakta. Tam parkın karşı köşesinde. Çöpün içinden çıktı.
Bana bak, yalan söylüyorsan... Vallahi komiserim, annemin üstüne yemin ederim. Anneni karıştırma lan. Başkomiserim. Bir şey çıktı mı adamdan? Adam yüzüğü çöpte bulmuş. Çöpte mi? Evet. Doğruyu söylüyor mu sence? Büyük ihtimalle. Verdiği adresi araştırdım. Kalamış Cengiz Topel Sokak. Yani? Şu nöbetçi personelin listesini almıştık ya. Hepsini gözden geçirdim. Bilin bakalım orada kim oturuyor. Ali Bey. Evet. Bizimle emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. Nasılsınız doktor bey? Avukatımı istiyorum. Durum o kadar ciddi yani. Niye? Her avukatın isteğini böyle suçluyor musunuz siz? Yok canım, ne demek? Kanuni hakkınız tabii yani. Hemen çağıralım avukatınızı. Alo, çocuklar çağırın hemen Ali Bey'in avukatını. Geliyor. Bunu daha önce gördünüz mü? Yok, ilk defa görüyorum. Emin misiniz? Evet. Esra Hanım'ın parmağında da mı görmediniz? Hep takarmış. Tabii ya, bu o yüzük değil mi? Hala hatırladınız ya. Kusura bakmayın, şaşkınlıktan işte. Biz de bu yüzüğü sizin oturduğunuz sokakta bulunca şaşırdık. Ne demek istiyorsunuz? Nasıl gitti bu yüzük sizin oturduğunuz yere? Hiçbir fikrim yok. Of Ali Bey, hadi uğraştırmayın, biz de anlatın her şeyi, hadi. Avukatımı istiyorum. Orhan, neredesin? Her yerde seni aradım. Ne oldu Ayşe? Bileşimdeki çocuklardan Esra'nın bilgisayarına ait raporlar geldi. Bütün belgeler silinmiş. Nasıl silinmiş? Silinmiş belgeleri de bulamıyor mu bizim çocuklar? Normalde bulunuyor. Ama bunu yapan işini çok iyi biliyormuş. Özel bir program kullanmış. İşler iyice karışıyor. Esra nasıl komiserim? İyi mi? İyi, merak etme. Kendine gelmek üzere. Ne olur bırakın, bir kerecik göreyim Esra'mı. Bak Metin, şimdi beni iyi dinle. Kafanı toparlamanı istiyorum, tamam mı? O gece neler oldu anlat. Komiserim, pek bir şey hatırlamıyorum. Tek hatırladığım kavga ettiğimiz. Sonra cebime bir tane flaş bellek koydu. Nerede kaldın sen? Ne oldu kızım, geceleri bu saatinde? Yine mi içtin sen? İçtim. Ne olacak? Beni iyi dinle. Al şunu sağlam bir yere sakla, tamam mı? Bu ne ya? Ya sorma işte. Al sağlam bir yere koy. Dur, gömleği yırtacaksın. Esra. Senin yine ne işin var lan burada? Metin. Nerede şimdi flaş bellek? Evde. Televizyonun üzerinde. Hemen gidiyorum başkomiserim. Metin. Sence Esra bir işlere bulaşmış olabilir mi? Ne gibi işler komiserim? Yani söylemesi zor. Hani belki sen biliyorsundur diye sordum. Komiserim, Esra benim bu hayatta tanıdığım en dürüst insan. Eğer bir işlere bulaşmış olduğunu düşünüyorsanız, inanın bunu yapmaz. Senin moladayken yakalamak gibisi yok. Anlamadım. Kahve. Bana da kahve yok mu? Aa, bulmuşsunuz flaş belleği. Bulduk. Antidepresandan diazeme kadar birçok ilaç hakkında bilgi toplamış başkomiserim. İyi de neden? Çünkü hastanede bu ilaçlarla ilgili bir sorun olduğunu fark etmiş. Flaş bellekteki dosyalarda yeşil reçeteli ilaçların faturaları,
ve irsaliyelerinin fotoğraflarıyla birlikte depodaki eksik ilaçların listesi var. Ne kadar eksik? Çok fazla başkomiserim. Çok fazla. Mesela... Bakın. 30 koli antidepresan 15 Haziran tarihinde teslim edilmiş gibi görünüyor. Ama Esra'nın yaptığı sayıma göre depoda 10 koli eksik. Kaç fatura var böyle? Haziran'dan itibaren 8 tane başkomiserim. İlaç yolsuzluğu yapıyorlarmış. Muhtemelen. Esra da bunu fark etmiş. Pardon, ben bir kahve alayım. Teşekkür ederiz. Hayırdır başkomiserim? Kemal Bey, hastaneden kaybolan yeşil reçeteli ilaçlardan haberiniz var mı? Ne? Lütfen cevap verin. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Bakın Kemal Bey, depoya girdik Özken. Bütün faturaların ve irsaliyelerin altında sizin ve Ali Bey'in onayı var. Bizimle merkeze kadar gelmenizi rica edeceğim. Buyurun lütfen. Arkadaşlar, bilgisayar, evrak, döküman ne varsa merkeze alın. Baş üstüne başlıyorum. Bakın Kemal Bey. Beni iyi dinleyin. Mali polis hastanede araştırma yapıyor. Önünde sonunda her şey ortaya çıkacak. Bize yardımcı olursanız biz de size yardımcı oluruz. Avukatım gelmeden bir şey söylemem. Allah aşkına. Bakın, eğer Esra ölürse bu işin sorumlusu siz olacaksınız. Daha önce de söyledim, benim hiçbir şeyden haberim yok. Bütün faturaların altında imzanız var. Kolay kolay kurtulamazsınız. Üstelik cinayete teşebbüsten yargılanacaksınız. Kaç yıl yersiniz biliyor musunuz? Öf, yani ben sayarken sıkılıyorum. Ama yardımcı olursanız savcı ile konuşuruz. Söylediklerimizi dikkate alacağından emin olabilirsiniz. Esra birkaç hafta önce bana geldi. Gir. Müsait misiniz? Gel Esra. Nasıl gidiyor bakalım başhemşirelik? Teşekkür ederim Kemal Bey. Tahmin ettiğimden biraz daha zor. Sorumluluğu kalmak kolay değil. Ben de sizi bunun için rahatsız ettim. Hayırdır? Bir sorun mu var? Hem de büyük bir sorun Kemal Bey. Faturada görünen yeşil reçeteli ilaçlar kayıp. Nasıl kayıp? Bilmiyorum. İlaçlar depoya girmiş olarak görünüyor ama hiçbir ilaç yok. Tamam Esra. Aferin. Bundan sonrasıyla ben ilgilenirim. Ne yapmayı düşünüyorsunuz Kemal Bey? Bu işin altından büyük bir şey çıkacak gibi görünüyor. Sen şimdilik kimseye bir şey söyleme. Benim araştırmam lazım. Tamam Kemal Bey. Ne yapacağımı bilmiyordum. Eğer gerçek ortaya çıkarsa hepimizin sonu gelirdi. Hemen Ali'ye haber verdim. Ali, Esra'nın paraya çok sıkışık olduğunu... Eline birkaç kuruş tutuşturursak susacağını söyledi. Nasıl Esra? Rahatlayabildin mi bari biraz? İşte Ali Bey. Başhemşirelik maaşıyla biraz rahat nefes alabildim. İstersen tüm borçlarından kurtulabilirsin. Anlamadım. Bütün borçlarını kapatırım. Tabii karşında senin de biraz anlayışlı olman gerekecek. Nasıl anlayışlı? Bazı şeyleri görmeyeceksin. Mesela depodan kaybolan ilaçları. Ama Esra kabul etmedi. Etmemiş. Ne oldu? Hallettin mi? Deli bu kız. O kadar paraya sıkışmış, hala ayak duruyor. Sonra? Esra tekrar bana geldi. Kemal Bey, bir an önce bir şeyler yapmalıyız artık. Dur Esracığım, araştırıyoruz işte. Ama Ali bana para teklif etti. Nasıl? Açıkça sana rüşvet mi teklif etti? Evet Kemal Bey. Acaba polise mi gitsek? Bekle bakalım biraz. Ben araştırıyorum her şeyi. Yakında anlarız ne olup bittiğini. Ali'ye Esra'nın tekrar bana geldiğini,
polise gitmekten falan bahsettiğini söyledim. O da merak etme, bu işi çözeceğim dedi. Ali, avukatının tüm çabalarına rağmen suçunu itiraf etmekte direniyordu. Elimden bir şey gelmez Ali. Hep bütün deliller senin aleyhine. Lanet olsun. Hazır mı konuşmaya? Siz bilirsiniz Ali Bey, diğerlerinin ifadesi bizim için yeterli. Ama itiraf ederseniz savcıyla konuşuruz. Kız da yaşıyor. Alabileceğiniz en az cezayı alırsınız. Yazılı güvence isteriz. Yapabileceğimiz başka bir şey yok. Hadi başla. Ne bilmek istiyorsunuz? En başta. Çok borcu vardı Esra'nın. Herkes ne kadar bunaldığını biliyordu. Kimse hiçbir şeyden şüphelenmeyecekti. Ne bildiğini öğrenmem lazımdı. Gece yarısından sonra ismini acilden anons ettirdim. O acile inince de çalıştığı kata çıktım. Bütün evrakları karıştırdım, hiçbir şey bulamadım. Daha sonra bilgisayarımı kurcalamaya başladım. Bir klasör buldum, içinde bir sürü dosya vardı. Hastaneden kaybolan ilaçlarla ilgili detaylı bir araştırma yapmış. Depoya girişi eksik olan faturalarla ilgili tek tek kayıt tutmuş. Bütün kayıtları silmek üzereydim ki... Ali Bey, ne yapıyorsunuz? Bir evrak vardı da ona bakıyorum. Söyleseydiniz ben yardımcı olurdum size. Yo yo, bu iyice kuşkulanmıştı. O gece bitirmeliydim işi. İlaç mafyası bizi öldürsün mü istiyorsun? Boğazınıza kadar baktık bu işe bak. Bir ortaya çıkarsa ikinizi de yaşatmazlar. Hem iyilik yapacağız kıza. Zaten sürünüyor. Kurtulacak işte. Başka çaremiz yok Kerem. Kerem kim? İlaç firmasının mümessili. Benim bir suçum yok. Bana bak lan. Oğlum gebertirim seni. Attırma benim tepemi s*** belanı. Ben bir şey yapmadım. Nasıl yapmadınız lan? Öldürüyordunuz oğlum kızı. Alo, havaya mı konuşuyorum ben? Yırtarım lan seni. Gebertirim oğlum. Vallahi benim bir suçum yok. Her şey annemin fikriydi. Bak nasıl böyle sert çıkınca hemen oluyor değil mi? Anlat. Of. Ali mi yaptı planı? Her şeyi Ali yaptı. Benden bir tek intihar mektubunu yazmamı istedi. Niye? İyiyimdir o konularda. Biraz çalışmam gerekti. Ama çok da zor olmadı. Önce Kerem'e intihar mektubu yazdırdın. Sonra? Kameralarda kör noktaları biliyordum. 5:30 gibi çalıştığı kata çıktım. Ve gözlemeye başladım. Tam yanına gidecektim ki tuvalete girdim. Hemen çıkıp bilgisayardaki bütün kayıtları sildim. Madem öyle, Esra aşağıya düştüğünde neden bize bir şey söylemediniz? Korktum. Yani konunun orada kapanacağını mı sandınız? İnsanlar sizlere canını emanet ediyor Kemal Bey. Yazıklar olsun size. O kız o kadar borcuna rağmen tenezzül etmemiş kirli paraya. Yetmedi mi başhekim maaşınız? Nasıl attın kızı aşağı? Tahminimden de kolay oldu her şey. Yorgun ve bitkindi. Balkona doğru gitti. O sırada Sevgi hastalardan birinin odasından çıktı. Neyse ki beni görmedi.
Ali! Durun, durun! Kimse ateş etmesin! Kimse! Sen de Metin. Sen çekil aradan komiserim. Aradan çekil. Seninle bir meselem yok. Bu şerefsiz bugün geberecek. Şok bile yaşadı. Yapma Metin. Buna sen karar veremezsin, tamam mı? Onun cezasını ben vereceğim. O Esra'mı aldı, ben de onun canını alacağım. Hayır, hayır Metin. Sakin ol. Sakin ol, konuşalım. Sen bu işe karışma komiserim. Bu işe karışma. Sen iyi bir adamsın be oğlum. Esra da senin içindeki iyiliği gördü. Sen adam vuramazsın oğlum. Komiserim, sen bu işe karışma. Bırak onu geberteyim burada. Yapma kurcum. Esra böyle olsun istemezdi. Esra için yapma. Gençliğini yakma. Mesai daha şimdiden. Çok özledim ben komiserim. Komiserim çok özlüyorum ben onu. Komiserim. Çok özlüyorum. Hastane başhekimi Kemal Ersoy, yolsuzluk suçundan 10 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. İlaç firması mümessili Kerem Candemir, yolsuzluk ve cinayete iştirak suçundan 25 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. Doktor Ali Çobanoğlu, yolsuzluk suçlamasıyla birlikte kasten ve planlayarak adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmakta. Ali ve Kerem bir araya gelmiş, çevirdikleri dolabı fark eden masum bir canı ortadan kaldırmaya kalkışmışlardı. Ancak hesaba katmadıkları bir şey vardı. Bir damla kan ve ona yapışıp kalmış birkaç lif. İyi bir olay yeri incelemesi ve dikkatli bir soruşturma sayesinde Esra hemşirenin ölümü kayıtlara intihar diye geçmedi. Yaşamı acımasızca noktalandı ama en azından kanı yerde kalmadı. Herkes onun kadar şanslı olamıyor. Yüksekten düşüp ölen nice erkek, kadın ya da çocuk belki de aslında itildi, atıldı ya da atlanmaya zorlandı. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur. Önemli olan delilleri bulabilmektir.